Özgürlük Meydanı'ndan içeri doğru yol içeri geldiğinizde bu sefer görüyorsunuz arkadaşlar, böyle müzisyenler ve şeyler devam ediyoruz Dagavar Nehri'ne doğru. Böyle dar bir sokak eski gördüğünüz gibi ve bu sokak üzerindeki restoranlar şeyler devam ediyor, böyle cadde restoranları şeklinde. Fakat yazın tabi buralar full olur, özellikle akşamları. Caddeler gördüğünüz gibi. Restoranlardaki evet fiyatlara falan baktığında evet bir salata 7 euro ile başlıyor. Örneğin baktığımızda efendim burgerler 16 euro, 25 euro, 18, 27, 38'e kadar çıkabiliyorlar. Ondan sonra ana yemekler şato biryan 99 euro, filéje mignon 105 euro gibi çok ciddi fiyatlar görüyorum burada. Yani mix karışık tabak 155 euro, karışık ızgara mix grill diyor, görüyorsunuz 95 euro, filé platter dediği şey filetolar ya da 92 euro gibi ciddi fiyatlar var yani burada. Dessertler de 8-10 yıllarda yani baktığımızda. Evet, şurada da çok güzel bir eski katedral kalıntısı sanırım İlya'daki ülke olması lazım. Evet. Baktığımızda evet, Candy Shop tabii ki çocukların ilgisini çekiyor. Burada sıcak şarap denilen balzam falan var. Buralarda çikolatalar satan yerler var. Ve yine yeni bir meydanlığa çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Bu meydanlık evet, görüyorsunuz burada Costa Cafe diyor. Böyle oturmalık. Karşıda güzel bir bina. Restoran, otel, ski otel, caddeden geliyor, ana caddeden yine aynı şekilde. Arkadaşlar burada kedi. Yazın buralar evet müzik çalınıp eğlenilen bölge yaz döneminde. Bunlar tipik kuzeye doğru gidilen ev, bunu Polonya'da da görüyoruz bu ev modellerini. Ama şu an yavaş yavaş Eylül'ün sonuna gelindiği için bu müzik şeyleri yavaş yavaş kapanmaya başlamış bu oralarda. Böyle yerler olarak önümüze çıkıyor. Burada bir mücevher şey satan yer, bir güzel heykel şey yapmışlar kediden. İlgi topluyor. Evet. Ve böylece devam ediyoruz. Buradan yine küçük dükkanlar. Ve buradan Dagavar Nehri'ne doğru akıyoruz. Gördüğünüz gibi Dagavar River. Here is another place. For some more, there are some concerts in this area, in Riga, and also from these cities we are going to Dagavar River. And this area also so amazing. I know from earlier visiting, and now there is a center area, amazing building. I think this was a municipal, or here is municipal, I think. In Riga, so you in if you check from Google search Riga, I think the most popular pictures are these buildings. The pictures. This is
Dogova Bridge. Dogova River passing under the this river and goes to Baltic Sea. Yes. That is also amazing places. Yes, you are seeing. So this is ve büyük kütüphanesi karşıda, nehrin öteki tarafında büyük kütüphane. Riga'daki devlet Latvia Letonya kütüphanesi. Ve şu da Riga's Dome denilen sanırım municipal belediye binası. Bu olsa gerek diye tahmin ediyorum yani. Bunlar eski şeyler. Bu kilise de olabilir yani. Bunu sormak lazım. İşte burası da son meydanlık da böyle yani. Bunlar, bu iki bina çok ilgi çekiyor turistler tarafından. Sevgili dostlar. Evet. Riga'nın en popüler caddesini sizlere çekmeye çalıştım. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.